kişi olarak ordunun dünyaya açılan penceresinden hepinize selam ve sevgiler. Uçup gittin buralardan, canımın canı neredesin? Uçup gittin buralardan, gözümün nuru neredesin? Gittiğin yol çok mu uzak, dönülmeyen yerde misin? Gittiğin yol çok mu uzak, yerde misin? Gel yağmur ol gel, gel rüzgar ol gel, bulutlar yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun, yolun açık aydın olsun, tırnalara tutun da gel. Gel yağmur ol gel, gel rüzgar ol gel, bulutlar yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun, yolun açık aydın olsun, fırnalara tutun da gel. Şimdi hangi yaban elde, belki dağda esen yelde. Şimdi hangi yaban elde, belki dağda esen yelde. Allah aşkına dön gel de, şu gönlüme bayram olsun. Allah aşkına dön gel de, şu gönlüme bayram olsun. Gel yağmur ol gel, gel rüzgar ol gel, bulutlar yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun, yolun açık aydın olsun, tırnalara tutun da gel. Gel yağmur, gel rüzgar ol gel, bulutlar yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun, yolun açık aydın olsun, turnalara tutun da gel, turnalara tutun da gel, turnalara tutun. Thank you.
uçup gittin buralardan. Canımın canı neredesin? Uçup gittin buralardan. Gözümün nuru neredesin? Gittiğin yol çok mu uzak? Dönülmeyen yerde misin? Gittiğin yol çok mu uzak? Dönülmeyen. Evet değerli izleyenlerim, Ozan Baba yine yollarda. Bugün biraz değişik bir imajla, evet kasketimden de anladınız herhalde. Bugün değişik bir imajla sizlerle karşı karşıyayız. Evet Ozan Baba nerede? Şimdi gelelim işin püf noktasına. Askerlik yapanlar iyi bilir. Askerde çok önemlidir. Fünye ile künye. Şimdi bir de akşamları yemeğe fazla kaçırırsan bozulur bünye. Ozan Baba'nın bugünkü yeri Şirin ilçemiz Ünye. Evet, Şirin ilçemiz Ünye dedim. Ünye'mizin bir köyüne gidiyoruz. Köyümüzün ismi de Sahil Köyü. Evet, muhtarımız Hüseyin Kalkan bizi birazdan burada hoş geldin diyecek. Eğer gelebilirse tabii. Ama köyümüzün fertlerinden yine burada iş adamlarımız var. Ünye muhabirimiz Mehmet Şirman ve aynı zamanda da Ünye esnaflarından sevgili Şen. Efendim, merhaba. Hoş bulduk efendim. Evet, Turan Şen aynı zamanda bu köyün gerçek sahiplerinden. Bakalım bizi köyüne götürecek. Muhtarımız da az önce dediğim gibi şu anda bizim yanımıza gelmeye gayret gösteriyor. Birazdan onunla da müşerref olacağız. Evet, Hüseyin Kalkan muhtarımız da yoldaymış. Şimdi isterseniz köyümüze gidelim. Gidelim. Bakalım köyümüzde neler var, neler yok. Allah başına dön gel de şu gönlüme bayram olsun. Allah aşkına dön gel de şu gönlüme bayram olsun. Gel yağmur ol gel, gel rüzgar ol gel, bulutlar yoldaşın olsun. Allah seni korusun, yolun açık aydın olsun. Turnalara tutun da gel, gel yağmur ol gel. Evet, Mehmet ve Turan kardeşimizle birlikte, hocamız da yanımızda, köyümüzü geziyoruz. Evet, güzel bir köy. Düzlük, binalar pek yüksek değil. İki katlı. Gördüğünüz gibi ideal bir köy. Daha doğrusu burası yazın Sayfiye Köyü. Sayfiye yeri. Cıvıl cıvıldır. Az önce köyün girişinde gördünüz. Çocuklarımız bu soğukta bile top koşturuyorlar. Çocuklar üşür mü hiç? Değil mi? Evet. Kardeşimize soralım bakalım bu evin önündeki süpürgeler neye delalettir? Bunları toptan mı aldı yoksa kendi mi satıyor bunları? Şimdi bu arkadaş kendisi süpürgecilik yapıyor. Evet. Toptan almıyor yani işlenecek. Kendisi işliyor. Tabii kendisi işliyor. Evet bakalım kendisi evde mi acaba şu anda? Bu bina eski bina. Eski evet. Yeni yapıldı oraya. Süpürge paraları inan mı yapıldı yoksa? Evet genelde öyle. Evet, evet genelde öyle diyor. Bakalım imalathane ne durumda? Sobayı yakmış. Selamun aleyküm. Selam, buyurun abi. Merhabalar. Buyurun, buyurun, buyurun. Evet, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şu anda köyümüzde bir imalathanedeyiz. Az önce dediğim gibi süpürge imalathanesi. Evet, buyurun. Sağımda bir delikanlı, solumda da bir delikanlı diyelim. Evet, önce bir tanıyalım sizi. İbrahim Topaloğlu. Topaloğlu İbrahim. Evet, Sahil Köy'den. Bu bina sizin. Kendi mi? Kendi binanın altında imalathanen. Evet. Bu süpürgeleri yapıyorsun. Evet, süpürge. Bir ekmek parası işte. Kaç para bir süpürge? Bir süpürgeyi toptan 4 bin lira veriyoruz. 4 bin lira toptan. Toptan veriyoruz. Baba mesleği mi? Baba mesleği de değil, babamın mesleği. Ondan mı öğrendin? Sonradan öğrendim. Babamın mesleği odunculuktu. Biz bu sonradan öğrendik. Peki nerede öğrendin bunu?
Burada komşular yapıyordu. Yapıyorduk. Komşulardan da biz öğrendik. Onlar baktık, öğretti. Biz devam ettiriyoruz. Peki kazanç durumu nasıl? Tatmin edici mi? İşte mutfak masrafımızı, haftalık masrafımızı çıkarıyoruz. Öyle kenara para atıp da zengin olmak amacıyla değil. Öyle bir şey yok. Mutfak masrafı değil ama ben duyduğum, edindiğim bilgiye göre sen bu süpürge paralarıyla üniversitede çocuk okudurmuşsun. Çocuk okuduyum, tabii okuduyum. Bunun para mutfak parası deyip 3-5 kilo fındığım oluyor. Biraz fındığım oluyor. Fındığımı da kenara atayım, yemiyorum, biriktiriyorum. Onunla beraber çocuklarımı okuduyum şimdi. Ne mutlu sana, ne mutlu sana. Kenara attım ama tabii 2 senedir de sağ olsun fındığı da yediler. Fındığı yediler. Yediler. 2 dönem bir fındığımızı da yediler. Daha kenara merak bir şey atamayız. Evet. Geldiğimizde de yetmiyor, başka yere de yetmiyor. İşte bir iki bir işler vardı önceden. Ya yeni fındık geldi, 4-5 ay kaldı burada bir şey kaldı. Gelsin olacak, fındığın temelli belli, iyi atıldı zaten temelli. Sadece fındığa güvenmeyeceğim, bak ek işi var. Diyeyim sana. Fındığa güvensen fındık 2 ayda bitti ya efendi. Fındık 2 ayda biter. Ben buna şimdi haftalık kepeğimi, unumu, mutfak masrafımı gördüğüm zamanlık yeterdi. Ha, fındığımı da ihtiyacım olduğu zaman, yetmediği zaman takviye yapıyorum tabii ki. Peki harbiden bir şey soracağım sana. En son fındığı ne zaman yedin? En son fındığı ne zaman yedin? Efendim en son her gün konuşacağım ama sen ben fındığımı ne zaman yediğimi neden bileyim? Bir yedim. Fındık yiyor musunuz siz? Yemeliyim ya fındığı. O zaman yiyeceksin abi. Tabii fındık yemem. Benden yiyeceksin. En son fındığı ne zaman yedin? Mart ayında yedim. Mart ayında. Teşekkür ederim. Evet. Konuşamıyorum. Ağır mı konuşuyor? Bu neyin oluyor? Kardeşim. Kardeşin. Bu neyin oluyor? Komşu. Öyle mi? Evet. Bakalım şu hanım bacımız burada ne yapıyor? Bir de soralım bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Nasıl işler, çalışmalar nasıl? Yorucu mu? Tabii canım. Yorucu, her iş yorucu da olacak. Tabii yorucu olacak. Bunda bir özel itina isteyen bir durum var mı yani? Tabii ince iş, gördüğün gibi. Bunları hep tane tane mi diziyorsun, böyle avuç avuç mu koyuyorsun? Valla bunu eşim yapıyor, ben sadece dikeyim. Ben şimdi kabasını sen yapıyorsun. İnce işini, sıra işini bu yapıyor. Dikme işi oluyor. Evet. Şu defelik işlerinde, işte ince işleri, bazı işleri de biz yapıyoruz. Evet. Bütçeye yardımcı olur. Her gün yapıyor musunuz bu işi? Her gün yapıyoruz aşağıda. Her günlük. Günlük yaparız. Günlük. Yani her gün taze taze bu işi yapıyorsun. Evet, günlük şimdi 50 tane dikerim günde. 50 tane? 50 tane, yani yalnız kardeşim, hanım hep beraber. 50 tane de bir gün önceden bu 12 defa elden geçer bir süpürge. Ama biz bunu hep beraber böyle el gücü, ama yalnız tek çalışsam günde 10 tane yapamam. Bunun ham maddesi nereden geliyor? Ham burada var mı yani? Yok. Esas bunun Edirne'den geliyor. Çarşambalılar getiriyor. Biz Çarşambalı'dan satın alıyoruz. Satın alıyoruz. Bunun ham maddesini, yani otunu oradan alıyoruz. Burada işçiliğini kendimiz yapıyoruz. Gece hiç rüyanda süpürge yaptığın oluyor mu? Yok efendim, çok yoruyor. Daha bu bir de rüyamda onunla mı uğraşacağım efendim ya? Hayır, sen yorulursun. Günümüzü yorulayıp bacaklarımız belirleme ekibi yok. Bir de gece burada rüyamızı yaparsa tamam, biz daha hayır olur mu ya? Olur ya, insan şimdi alışır da. Yok rüyamda bunun parasını nasıl yiyorum, nasıl idare ederim? Ha, parayı nasıl yiyorsun peki? Onu düşüneyim. Parasını da. Efendim ne diyeyim, para yetiyor mu ya? Çocuk var. Üniversitede çocuk okuyor. Evet, çocuklar nerede okuyor şimdi? Bir tanesi Ankara'da, bir tanesi Antep'te. İsimlerin ne? Ankara'daki Ercan Topaloğlu, öğretmenlik fakültesi, Ankara Üniversitesi'nde okuyor. Antep'teki makine mühendisliği bölümünde okuyor. Ercan Topaloğlu. Ercan ve Ertan Topaloğlu. Ercan ve Ertan, bak. Evet. Babanız işte böyle zor durumlarda sizlere para yetiştirmenin azmi içinde. Ona göre okuyun, yoksa sonu felaket. Döner gelir süpürgeciliğe, baba mesleğine devam edersiniz. Başka çıkar yolu yok. Kim hüküm olursun Semer'de de. Evet. Bunun kıymetini bilsinler. Biz de okuduk hemen değil mi? Onlar da okuyorlar, görüyorlar. İyi iyi, okuyorlarsa mesele yok. Olsun, yolun açık, aydın olsun. Fırnalara tutun da gel. Evet, şu anda imalathanede bir de misafir var. Misafire soralım bakalım. Burada ne yapıyor? Niye gelmiş? Evet, sizi tanıyalım. Ben Mehmet Şen. Mehmet Şen. Arkadaşın yanına geldim, komşum. Oturuyorum burada. Onlar emanet yapıyorlar. Burada sohbet edeceğiz yani. Peki anlar mısın sen bu işten? Efendim bunu ben 32 sene yaptım. 32 sene yaptın. 32 sene yaptım.
köşeyi döndün bıraktın. Yok dönmedim de şimdi çocuklarım kimi öğretmen oldu, memur oldu. Evet. Yapan yardımım yok. Kimine ev verdim. Onun için yapamayayım. Yalnızım yani. Bu yalnız işi değil efendim. Yalnız yapılmıyor bu. Yapılmıyor değil mi? Evet yalnız yapılmıyor. Evet bunu yapan diye iki kişi. Biri erkek biri dişi. Fakat dişiye yine soracağım ben. Mutfağın işini kim yapıyor? Mutfağın işini iş bitti. Beraber mi? Bunu yardım edeyim sana. O kadar yardımcı olmazlar. Yoksa bu süpürgenin kübüsünü yer. Bana yardım edeyim de kaşığına ekmeğe getirebileyim. Hazırsına yardım edeyim. Bu süpürgenin çocuk dövdün mü hiç? Yok çocuklarımı ben dövmedim hiç. Hayır bu süpürgenin çocuk dövme işi var değil mi bizim burada da? İlla ki canım. Olayı. Evet bu süpürge aynı zamanda çocukları dövmeye de yarıyor değerli izleyenlerim. Ben çok süpürge kübüsü yedim. Sen de yedin mi? Yemedim ama yemek üzere gelmiştim ama yemedim. Hacı kurtardım. Evet, kolay gelsin diyelim. Tenekemiz kaynıyor. Girişte demiştim değerli izleyenlerim, muhtarım birazdan köye gelecek ve bizle buluşacak. İşte muhtarım da yanıma geldi. Yine hoş geldin diyorum. Teşekkür Hüseyin ediyorum. Kalkan kimdir, nedir, neyin nesidir, hangi köydendir? Bu köyden misin muhtarım? Sahil köyden, evet. Bu köyden olman lazım çünkü buranın muhtarısın sen. Muhakkak ki, tabii. Kaç dönemdir? İkinci dönem bitmek üzere. İkinci dönem bitmek aslında üzere, üçüncüye aday mısın yine? Halkımızın teveccühü artık. Halk bırakmaz seni. Köyde çünkü yapılmadığı işler kalmamış. Yol düzgün. Yok daha çok yapılacak, daha çok yapılacak işler. Ne sorunun var? Ne yapacakların ne peki? Yani bu şimdiki geldiğimiz güzel asfalt ama buradan öbür tarafta olan yeni açtığımız mesela 1 kilometre yolumuz var. Yol genişleme çalışması yaptık. Devamında yine asfalt olacak yerlerimiz var. Bu yolumuzun devamı yine asfalt olacak. Onların çalışmasını yapıyoruz. Eski Çaybaşı yolu bu sene programdaydı. İkinci kat asfaltı kazınıp tekrar asfalt yapılması gerekiyordu. Ödenek yetersizliği nedeniyle yapılamadı özel idare tarafından. Önümüzdeki yıl Allah izin verirse bekliyoruz onları. İşte bu yönümüzün en büyük problemi, daha doğrusu köyümüzün en büyük problemi su problemimiz. Yani su bilinçli kullanılmıyor. Yeterli de suyumuz yok. Yetmiyor. Tabii halk çoğalıyor. Hane sayısı yükseldikçe su problemi de artıyor yani. Kaç hane var köyümüzde? Yaklaşık olarak 350 hanemiz var. 350 haneli köyde şu anda Aralık ayının 28'i kaç hane dolu, kaç hane boş? Vallahi yaklaşık olarak 300 civarında dolu hanemiz var. Bizim çok fazla da bir göçümüz yok yani köyden. Yok. Çünkü insanlarımız görüyorsunuz burada görüldüğü gibi. Yani illaki fabrikada burada çalışacağım diye bir şey yok. Köyde kendisi de yapıyor yani. Çalışmaya zaman da var yani. Yerimiz de var. Evet. İşte süpürge işini yapmayan vatandaşlarımız da sera işiyle uğraşıyor. Seracılıkta bayağı bir gelişmiş vaziyette burada. Arkadaşlarımız sera işine de uğraşıyorlar. Ama 30 seneden beri, 40 seneden beri süpürgecilik devam ediyor yani. Tabii ki elektronik cihazlar çıktıkça bu da azalıyor. İşte peki, İbrahim Bey gibi çok sayıda değil ama az sayıda abimiz kaldı bu işi yapan da. Ailemiz var yani bu işleri yapan da. Peki süpürgeciliğin dışında başka imalathane var mı buralarda? Başka iş üzerinde? Var. Ne gibi? Memlekette hiç olmayan bir şey var. Semercilik var. O da bir aile yapıyor onu. Semercilik. Bu da pat patlar çıkandan sonra yani Lombardini çıkandan sonra semerciliğin de bir cazibesi kalmadı. O iki kardeş çalışıyordu. O iki kardeşten bir tanesi bu işi hemen hemen bıraktı. Diğer kardeşi abisi yapıyor yani devam ettiriyorlar ama sipariş üzerine artık eskiden daha çok yapıyorlardı. Evet. Fakat şimdi sipariş üzerine çalışıyorlar. Evet bakın değerli izleyenlerim bazı meslekler bize biliyorsunuz yok olmaya yüz tutmuş. Şu anda burada da öğrendik. Semercilik burada hala ayakta. Eğer semer siparişi verecekler, bünyemizin sahil köyüne müracaat edebilirler. Muhtarım da şimdi siparişi almaya hazırım diyor. Evet. Evet muhtarım başka ne var ne yok köyümüzde? Şöyle giderken istersen hem bize anlat. İstersen çıkalım buradan. Kapıyı da açtık. Üşütmeyelim buradaki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kalkmayın rica yolu ederim. Sağ ol, yolu diyeyim, hadi. Hoşça kalın. Hacım hoşça kal. Hoşça kal. Şimdi bölgemiz gerçekten özlemi çekilen, hasreti çekilen bir bölge. Yurt dışında bulunan gurbetçiler burayı çok özlüyorlar. Bir de il dışındakiler var.
onların özlemiyle, il dışındakilerin özlemiyle, yurt dışındakinin özlemi çok değişik. Değil mi? Ben uzun zaman yurt dışında kaldığım için burada özlediğim şeylerden bazıları size ben anlatayım. Özledim ben orduyu. Yıllardan beri bir nasip olsa da gitsem diyorum. Çocuksu yıllarıma geriye dönüp şu denizine girip de çimsem diyorum. Evet. Akkuşu, Aybastı'yı, Korgan'ı, Fatsa Ünye'yi, Ulubey Gölköy'ü, Gürgen Tepe'yi, Keyfalan Yaylası, Mesudiye'yi şöyle bir dolaşıp da gelsem diyorum. 40-50 koyun alsam kendime, yaylaya çıkarken katsam önüme, dumanı çisesi geçse inime, obaların da çoban olsam diyorum. Devam edeyim mi? Bir kısa daha söylesen daha iyi olur. Türkü şarkı söyleyerek fındık toplasam, elime girebi alıp çorttan atlasam, çuvalları depip depip ata yüklesem, fındığı harmana çeksem diyorum. Bir düğün olsa da davullar çalınsa, köyden köye gidip gelin alınsa, yıkılsa bacalar tavan delinse, birkaç carcur mermi yaksam diyorum. Vallahi yaksam ya, diyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, sizi bir tanıyalım. Ben Yusuf Parlak, Sahilköy Ağzası'yım. Sahilköy Ağzası. Evet. Arkadaş da mı öyle? Ben de Ağza değilim efendim. Ben bu, vatandaşım. Vatandaş. Vatandaş. Evet. Şimdi bazı ağzalar var. Evet. Ağza gibi ağza. Bazılarının da ağzında diş olmuş. Sen de iyi, durum iyi. İyiyim ben. Sen de iyi. Ama o ağza gibi ağzayı muhtara sormak lazım. Şimdi ben muhtarım. Ağızlardan memnun musun? Memnun. Nasıl? Ağızları düzgün mü? Ağızları... Laf yapar mı? Yapar efendim. Ha? Ele yağ diyorsun. Ele yağ düzgün diyorsun. Göreve çağırsın. Valla... Peki muhtarım... Beraberce yardımcı oluyor arkadaşlar, sağ olsunlar. İki dönemdir burada muhtarmış, doğru mu? Evet, muhtarımız iki dönemdir muhtar. Sen kaç dönemdir ağzasın? Ben işlemin yoğunluğundan dolayı esasında ağzalı da girmeyecektim de arkadaşlar, komşular sağ olsunlar, onlar teveccühle beraber oldu. Çünkü bayağı yoğunum. Ben aynı zamanda Ünye Kuyumcular Derneği Müdürlüğünü yapıyorum. Kuyumcular. Evet, Ünye Kuyumcular Derneği Müdürlüğünü yapıyorum. Dolayısıyla bayağı yoğun, yani sosyal olarak, işte parti yöneticiliği, bunun siyaset, de var, siyaset de var. O yüzden muhtarlık ve azalık biraz, yani hepsini yürütemiyorum işin. Özver isteyen bir iş, evet, evet. Her taşın altında varsın gibi geldi yani bana. Bizi bırakmıyorlar yani, hayranlarımız yok. O zaman baba ne yapalım? Köyünüz çok güzel. Evet. Evet, gezelim bakalım. Evet. Köyümüzde şehit var mı? Var efendim. En son Ünye'ye şehit olarak gelen jandarma subayımız Ercan Şensoy. Bizim köyümüzdendir yani. Nerede şehit olmuştu? Gaziantep'te efendim. Çatışmada mı? Hayır. Bakanlık konvoyunda, Nizip'te. Konvoyda trafik kazasında şehit olmuş. Buraya mı geldi cenazesi? Sahilköy Kırıklı Mahallesi var. Yukarıda mahallemiz. Oraya da bilahare. Allah izin verirse gideriz hep beraber. Şimdi hangi yaban elde, belki dağda esen yerde. Muhtarım, şimdi köyümüzde gerçekten bir sessizlik var. Kimse rahatsız olmuyor. Yok, kesinlikle. Neden rahatsız burada olmuyor? Çünkü burada ilkokul yok. Maalesef yani son milli eğitimin almış olduğu kararlarla belki bence yani köylerimize vurulan, yani o hareketliliğe, o şenliğe vurulan bir darbe olarak algılıyorum ben onları. Çünkü köylerimizde ilk okullar yok. Benim köyümde iki tane ilkokul var. Atıl durumda, paramparça bir durumda. İşte hoş olmayan görüntüler var. Biz artık büyük bir ihtimalle yani onları biz köy odasına çevirmek için milli eğitime müracaat edip valilikten gerekli izinleri çıkarmak için mücadele edeceğiz. Köylerimize köy odası olarak kazandırmaya çalışacağız. Başka da yapılacak bir şey yok yani. Köyümüzdeki eğitim düzeyi yüksek bir köy olarak duydum. Doğru mu? Doğrudur efendim. Bizden sahil köyden, yani eski adıyla Göbenalcı köyden ayrılma Gocuklu köyümüzde sahil köydeki eğitim seviyesi gerçekten çok yüksektir. Yani Ünye'nin hemen hemen en yüksek eğitim seviyesine sahip olan köyümüz. 90-95'te yani. 95'te değil mi? Köyün bir özelliği daha var gibi geliyor bu. Ali gördüm Ali'yi sabahın seher vaktinde. Eyvallah. Ali'yi gördüm Ali'yi. Eyvallah efendim. Evet dostlarımız, tekrar hoş bulduk. Evet, hoş geldin. Şimdi hoş bulduk. Türkiyecilik, selacılık derken arkadaşımız her iki kişi de ima ediyor. Yani söyle, ima ediyor. Türkiyecilik. Arkadaşlar şöyle
Ha, abi geçeceksin oraya, tamam mı? Ben öyle bir kaptırmışım kendimi ki. Sen de mi süpürgecisin? Ben süpürgecilikten, ben arkadaşlar olarak 10 sene oluyor. Emekli olmadı, emeklilik yani süpürgecilik. Süpürgecilikten mi emekli oldun? Süpürgeden emekli oldum, süpürgeci bu. Ya şimdi değerli arkadaşlar, dostlarım. Bir süpürgecilik var, belediyede çalışan süpürgeci. Bir de evin altında imalathane yapan süpürgeci var ha. Burada yanlış anlaşılmasın. Süpürge deyip geçmeyin, her eve lazım. Sahil köyün %80'i süpürge. Şu elektrikli süpürgeler çıktıktan sonra sizin işler yattı gibi geliyor. Evet. Baba, bir de şu var, sahil köydeki okuyan öğrencilerin hepsinin kursağında demiyorum da %90'ının kursağında süpürgenin emeği vardır. Öyle değil mi? Onlar da okul bittiğinde tatile gelirler, tam tatil yapmazlar. Mecburen samanlığa girecekler, iğne iplik ellerinde devam edecekler. Yani gideceği haçlığı hemen kazanmak mecburiyetinde. Aileyi yardım edecek yani. Ben 3 tane çocuk okuttum, süpürgeyle evet, okuttum. Bunlar hep süpürgeyle okuttum. Tabii süpürgeyle okuttum. Öyle mi? Evet. Süpürgeyle en büyük oğlum bu. En büyük oğlun ne? Öğretmen. Öğretmen. Üniversiteden gelir süpürge dikerdi, bana yardım ederdi. Üniversite okulunu bitirdi. Güzel. Öyle. İşte eskiden biz fındık toplanacağı zaman okul haçlığımızı fındık toplardık, başak yapardık efendim. Ameliler gidiyorduk. Tabii. Şimdiki Güneydoğu'dan geliyor amele, olanca parayı alıyor, geçip gidiyor. Maalesef. Neden? Bize okul masrafını. Neden? He? Neden? Neden? Bizim tembelliğimizden. Tembellikten değil. Ne? Çocuklarımız okudu, dışarı gitti. Hı. Ben eskiden mesela bu çocuklar okuluna kadar 5 kuruş fındık toplama parası vermezdim. Ama şimdi ne yapayım? 5-6 sene dur, hep ameliye vereyim parayı. Peki bu çocuklar eskiden gittiler, daha gelmeyecekler mi? Ya işi var, işe girdi adam, daha nasıl gelsin? Köy kaldı yalnız. Ha, köy kaldı yalnız, ha, kalacak yani. Ama gecinden verdi. Senden sonra ne olacak köy? Benden sonra bizim bahçeler orman olur gibi geliyor bana. Allah. Ha, orman olur yani. Bunlar şimdi gelip de bu şekilde sahip çıkıyor. Ya öğretmen olur da, öğretmen gelir de. Başka işte çalışanlar mesela. Senede bir sayfiye yeri olarak abile gelir. Öğretmenin şeyi çok. Öğretmenin izini çok. Öğretmen gelir yapabilir ama İstanbul'da ben 2 tane oğlum var. Onlar imkanı yok, gelip de burada fındık toplasın, şey yapsın. Hiç zannetmeyeyim yani. Tayyip Erdoğan 3 çocuk yapın diye. 3 çocuk. Benim 3 çocuğum var işte. Tayyip'liyim ben. Ben Tayyip'liyim ben. Ama 3'ünü de ekmek sahibi yaptım, çok şükür Allah'a. Tam Tayyip'liyim yani. Tayyip'lik bana aslında yardım etmesi lazım. Tayyip'in. Evet. Vallahi diyeyim bak. Evet Sayın Başbakanım, bak işte bulduk efendim. Yani teşekkür ederim. İhtiyacımız yok Allah'a şükür de, fındık parası yeter bizim için yani. Fındığın yanında. Asgari ölçülerde. Fındığın yanında. 5 milyona fındık satmamız lazım. Fındığın yanında başka bir şey yapacaksınız. Baba yapacaksın da ne yapacaksın? Burada bir şey olmuyor ki. Fındık ne zaman para eder biliyor musun? Ne zaman? Söyle bakayım. Fındık ne zaman para edeceğini söyleyeyim sana? Bu konuda da iddialıyım. Fındığı Cenab-ı Allah'tan başka kimse para ettiremez. Niye diye sor. Bir sene don vuracak, ikinci sene mecburen para edecek. Yok, yok. Sen söyle. Yanlış. Sen söyle. Fındık Ordu Giresun havalesinin dışında, belki dikenler bana kızacak ama diktirmeyeceksin. Bak o zaman değerlenir mi, değerlenmeyeyim mi? Yapamam onu. Dağa, taşa, ormana, her tarafa fındık diktiler. Var kardeşim. Babasında fındık var. Konya'da 1000 ton fındık olduğunu ben duydum bu sene. Buyur işte. Yalan esas, bilmiyorum. Talep meselesi. Bugün şimdi Erdoğan'a fındık inerse Ege'ye, bu fındık para etmez. Ama fındık dediğin gibi Ordu Giresun sınırlandırılırsa kesinlikle bu fındık para eder ve zaten kaliteli fındık da zaten buradan yetişiyor. Bunu da bilin ya. Evet, en kaliteli fındık değil mi ya orada? Yani onun haricinde öbürleri fantazi yani, bence bilmiyorum. Yani. Karadeniz denince aklımıza Laz gelir. Evet. Peşinden kemençeler, evet. Bizim uşaklar gelir. Evet. Hamsi, turşu, lahana, mısırın ekmeği yenir. Evet. Bak bunlar birleşti mi ne türküler söylenir. Eyvallah. Fıkralara koymuştur temel dursun kuralı. Camilerde imamlar çoğu bizim oralı. Belki Sinop, Zonguldak, evet. Belki Fatsa, Hopalı. Amerika'dan ev almış bizim Laz'ın topalı. Evet. Hamsili pilav içi, Samsun terme pirinci. Ordu ile Giresun hep fındıkta birinci. Evet. Sezon sonu gelince tayfalar bölüşür payı. Limana demir atıp içerler Rize çayı. Sokak caddeler doldu, doldu araba doldu. Çoğu da yeni model. Şu ordunun yaylaları 15 doktora bedel. 15 doktora bedel. Eyvallah. Evet. Nasıl? Hani alkış? Hayırlı bir şey. Yani reklamı da unutmayın. Hani bize. O zaman mı? Rüzgar ol gel.
Bulutlar yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun. Yolun açık aydın olsun, tırnalara tutun da gel gel. Yağmur ol gel gel. Değerli izleyenlerim, bu mısır. Yüzü aç ağzında bir ısır. Bak bir de kısır yapıyorlar bunlar, biliyor musun? Tabii canım. Kısır, evet. Araba senin. Bu 22 numara ne bu? 22 numara bizim komşunundu. Bu da şeye gitti. Geçici göreve gitti bir yıllık. Nerenin 22? 22 Edirne. Irak tayini çıktı. Oraya giderken de asker kendisi, uzman çavuş. Sattı. Ben de işte değiştiremedim. Şimdi burada yer satan var mı? Buralarda kolay kolay yer satılmaz. Şöyle satılmaz. Yer satma işi olmaz yani. Satsa bile yine siz alırsınız. Başka satmaz. Yok, başka satmaz. Aile içerisinde. Aile içerisinde girer. Yani. İlk önce ailesi alır. Ulanmasa komşu. Burada bir de şey varmış galiba. Muhtarım. Fincanlar içinde. Şimdi üniversite mezunu olmayana kız vermezlermiş. Doğru mu lan? Evet. Var mı böyle bir olay? Şimdi öyle bir şey yok ama yani bu işin latifesi hakikaten yok yani. Öyle. Yani cahil adama vermezlermiş. Ya zaten burada cahil olmaz ki, herkes okulda mı? Bir şekilde ortaokul bitirmiştir, lise bitirmiştir. Veyahut da üniversite bitirmiştir. Yani burada zaten okulda okumuyor. Zaten onlar üniversitede anlaşırlar onlar zaten. Olayı da şöyle bir tamamlayayım ben. Hani kız vermez denen doğru da. Ne? Yani zaten hepsi de üniversitede olduğu için ne? Yani mecburen... Dengelenmiş tamam. Oluyor yani. Tamam. Ona baba. Bir yeğenimiz var bizim. İlkokul mezunu. Baban dedim senin niye vermeyi falan dedim. Amca dedi ben kız bulamıyorum. Kızlar okudu dedi yani. Yani bu sıkıntı var demek ki. Okuyan yani, kızlar. Evlenemeyeyim. Böyle bir sıkıntım var dedi yani. Doğru gerçek bu yani. Orada dengeli. Evet. Şimdi orada fındık kapsülü gözüme takıldı. Evet. Bu güzel bir gübredir benim bildiğim kadarıyla. Bu ne zaman dökülecek bahçe ocakların dibine? İnşallah üstünden gar geçecek. Garla beraber biraz daha çürüyecek. Çürüdükten sonra bunu ocakların dibine götüreceğiz. Aynı zamanda da işte burada yedi veren mandalinamız ve limonumuz var. Yani işte, yapılsa oluyor değil mi burada mandalina? Oluyor işte. Bu işte aynı gördüğünüz gibi. Gel o zaman. Bakalım şu mandalina demiş. Yedi veren. Ya süslük dursun burada niye? Al ya, ayıp edin. Yok yok, şahaneymiş ya. Oğlum al ya, al. Ya günahdır şimdi alırsın. Ya vallahi al ya. Olur mu ya, al ya. Ya al, kıyamam ben buna ya. Tamam sen al gel. Allah'a adadım gel ya. Ya bütün malı değil parası. Gelsene kardeşim. Al da al. En son ürünü siyeceğim. Al ha. Bakalım neymiş bu. Hadi bakalım. Evet. Çekirdekli mi, çekirdeksiz mi? Buz olsun söyle. Ya bu ağaçtaki... Normalce oranı kesin. Yok canım yok ya. Ormanda değil. Görmüyor musun? Kemine dibinde ya. O zaman babamdan beri ne içedi? Yok ben niyetliyim. Niyetliymiş arkadaş, görüyor musun? Hoş geldiniz. Herif 30 güne bir 30 daha katıyor. Valla. Malum ay olmasa sebebiyle niyetliyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Çok amaçlı bir traktörün var. Evet, sağ ol. Hidrolikli karisörü var. Tabii. Dolduruyorsun. Hiç böyle kürek mürek gerek yok. Yok, tek başına. Langırt diye döküyor. Evet. Ne zaman aldın ehliyeti? Ehliyetim benden eski duruyor. Var mı? Var ehliyetin. İki tane var. Hatta üç tane var da bir tanesi askerde kaldı. Bu traktör ehliyetleri pahalı biliyorsun. Traktör ehliyetleri şöyle, 78'de askere gitmeden önce ziraat odası kurs açmıştı. Traktör ehliyetini o zaman aldım. Ne askeriydin? Bahriye. Şey, ulaştırmaydım. Acemi Birlik Konya, Usta Birlik Sünop. Bahriye'nin ulaştırması da mı var? Yok, yani ilk söylediğimi sayma yani. O bu Bahriye geçerli değil. Bahriye, sen duyma bu Bahriye, tamam. Şimdi 1968 model traktör, Massey Ferguson. Rahmetli babam aldığı zaman... Ben 8 yaşındayım. İlkokul 1'e gidiyordum. 2'ye gidiyordum. Ondan sonra işte geçen sene de bunu bir tadilat yaptırdık. Senden başka kim kullanıyor bunu? Ya benden başka da şu anda kullanan yok. Hanım kullanmıyor mu? Yok, o istemedi de. Yani istese öğrenirdi.
Öğretirsin adam, ne olacak sen? Kullanıyor da öyle ehliyeti falan yok onun için yani. Çünkü sen de ehliyeten idare eder ya. Oldu. Evet, başka traktör hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Küçük Hasan Usta yapmış bunu, değil mi? Tadilatını yaptı. Evet. Tadilatını yaptı. Yapıştı mı şuraya? Zaten Mehmet burada mı? Bu masa Ferguson ne olmalı? Bu orijinal İngiliz. İngiliz. 61'den sonrakiler Türk montajı. Belki makinası içeriden gelmiştir. 70-71'den sonraki Türk montajı oluyor. Bu hakiki. Traktör üzerinde hiç türkü çağırdın mı? Şöyle bir ufak bir türkü çağırdın. Vallahi ordunun derelerini çok çağırdı. Hadi. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Devam et. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa. Sürmelim aman. Şimdi şu görmüş olduğumuz beyaz badanalı ev, tek katlı ev kimin? Kimin muhtarım bu? Hüseyin. Amcamın evi. Amcasının eviydi efendim. Amcamın. Yusuf Parlak'ın amcası. Amcamın evi. Amcamın 3 çocuğu var. 2 olan bir kız. Oğlu ot endüstri mühendisi. Ve Karadeniz birincisiydi kazandığı yıl. 3 çocuğu var değil mi bunun? 3 çocuğu. 3 çocuğum var. 3 çocuğu var. 3'ü de okudu. Evet, 3'ü de okudu. Köyü terk ettiler. Köyü terk ettiler ve fındıktan fındığa geliyorlar. Amcan işte. Nerede? Amcam rahmetli. Aşağıda. Aşağıda evet. Tamam. Evet. Amcan öldü, iş bitti diyorsun. Çocuklar da gitti. Ya şimdi öyle yani. Şimdi bu kime kaldı bu ya? Ya kendilerine de yani yazın gelirler işte. Yazın gelirler. Ya Kayseri'de bir laf var. Eğer okuduysa çocuk eyvah. Zay etti kendini. Derlermiş. Yani burası da zay olmuş ya. Zay denlerden evet. Evet kesin. Zay yani, olmuş. Yani senin tablonu ne? İşte yani köyümüzde biraz önce dedik ya 350 hane var. 300 tanesi bir film meşgul vatandaş. İşte evet. Böyle boşalanlar da böyle yani. Yoksa yani, başka türlü. Ev kapanıp kapanması şöyle. Mevsimsel kapanıyor yani yazın. Fındıkta buradalar. Yaz sezonunda yani. Kapanması o ya. Yani. Evet. Bir delikanlı. Üniversite mezunlarımızdan birisi de bu. Köyümüzün fertlerinde. Elektrik elektronik mühendisliğini bitirdim. Bitirdin. Bitirdim evet. İş arıyorum şu an. Şu anda iş arıyorsun. Evet. Muhtar yok mu köyde iş? Köyde değil yani. Köyde aramıyorum tabii. Nerede arıyorsun? Nerede arıyorum? Benimle ilgili branşlılığın olduğu iş kurumlarında, iş yerlerinde arıyorum. Şimdi elektrik... KPSS'ye girdim. Atama sonuçlarını bekliyorum aynı zamanda. Elektrikten anlıyor artık. Değil mi? Tabii canım. Bak karşıda bir lamba yanıyor direkte bak. Görüyor musun? Bu lamba yalnız o ev sahibine ait. Onunla şu... Ev ilgileniyor. Ona teslim ettiler. Ona teslim ettiler. O anahtarı kapatması gerekiyor. Yakala. Selamun aleyküm. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Nereye böyle aga merhaba? Ayvası'da. Nereye gidiyorsunuz aga? Aynı bu mahalledeniz de öbür mahalleye gidiyorum. Mahalleden mahalleye dolmuş mu yapıyorsun? Bir işim vardı buraya geldim. Öyle vardı. Değil mi? Çökelik almaya geldim İstanbul'a. Çökelik. Bizim burada keş derler. Sizde çökelik mi değiller? Çökelik. Başlarsan keş oluyor. Tereyağı da aldın mı tereyağı? Tereyağı aldım canım alma. İstanbul'a gider de adam. Desene, İstanbul'a gider de adam otobüsü götürmez mi buradan? Gitmezse zaten geçinemezler. Abi İstanbul'da gider. Şimdi garaja gel garajda gör. 10 tane koli var bir kişinin. En fazla giden ne bileyim mi? Pancar. Turşu. Tamam pancar turşu aynı fark etmeyin. Hadi size kolay gelsin diyorum. Kendine sağ ol. Oldu. Hayırlı olsun. Beğendim ben devamlı izleyeyim bunu. Öyle mi? Gelirsem de gelirim. Tamam haftaya cumartesi akşamı izle. Cumartesi akşamı. Saat 9'da. Yolun açık olsun. Hadi güle güle. Sübürke program çektik ya. Sübürke çektiğimiz evin İbrahim arkadaşımızın babasını taklidini çok güzel yapıyor diyor arkadaşlar. Biz de dinleyelim hep beraberce böyle. Şimdi efendim ben ilkokulda anlatayım. Anlat hem. Bir dakika ama şey ha. Ben ilkokulda okurken evet. Hocam bana köyde taklit yap diye evet. Şey yaptı. Ben o zamanlarda piyes filan da hazırlıyorduk. Piyes rolümde vardı. Şimdiki gibi değil yani. O zaman veliler hep okul yanında birleşirlerdi. Evet. Okul yanında birleşirlerdi. Benim babam ortada. Mehmet amca vardı. Mehmet Güler diye rahmetli oldu. O orada. Kazım amca da ortasında. Ben tam piyesi yapıp da rolü Kazım amca'nın taklidini yapıyordum doğrusu. Yapınca bana kızdı. Kızınca şöyle ifade etti. Baban yapıyor la baban. Eşek oğlu eşek dedi. Bütün halk kırıldı yani. Ama tabii o zamanki hafızam gibi değişti ki.
tam iyisini yapamayayım yani. Hani öyle bir o şey piyes yapardım eskiden. Arkadaşlar şimdi onu ifade etmek istiyor. Yani hayır öyle değil de yani mesela, olabilirdim yani. Mesela ben bir konuyu açayım bundan sonra devam etsin. Tamam. Yani amcamın, şimdi esas eşimin amcası olduğu için benim de amcam. Eşimin amcası olduğu için. Tabii. Şimdi amcamın çok şeyleri var da istersen ben bir tanesini şey yapayım. Ha başlamış olsun bu vesileyle. Şimdi benim kız kardeşim var. Bunun bir numaralı adamı İstanbul'da. Nazmiye Hanım var, kimya mühendisi. Bunun her hareketinden hoşlanır. Yani o kadar böyle özellikle bunu geldiği zaman yanına gider. Bu amcam şimdi fındık bahçesinde herhalde. Fındık bahçesinde fındık tırpan motorları var ya. Tırpan motoruna şey yaparken çalışırken o arada böyle şimdi fındık dalına kolunda kılır da böyle gerilir ya ok gibi. O arada şey yapar şey yapmaz fındık dalı bunun gözüne çarpmış. Ama bunu tabii dünyası kararmış yani böyle fındıkları çarpınca. Gözüm yanında olan var. Gözüm, oğlum gözümü bulsana. Hani sanki göz sanki yere düşmüş. Böyle kıvranır bu. Bu tabii böyle şey vurun ya bunun şeyine. Oğlum gözümü bulsana dermiş. Sanki böyle şey de düşmüş yani göz yere gibi. Yani onun da yani bir, bununla başlamış olalım şimdi. İstersen evet, devam. Nasıl oldu? Ya ben şimdi onu anlattım. Fındık çöpü şeyde tırpan vurukan anlattığı gibi gözüme çarptı. Çarpınca gözüm çok acıdı. Anladığın gibi değil yani. Dedim bu göz düştü galiba dedim. Hemen böyle kaptım. Dedim çocuk yanımdaydı oğlum. Ulan oğlum gözüm duruyor mu dedim yani. Şimdi ben bunu anlatayım. Yani. Şimdi aynı böyle gülüyorlar. Onun için benden hoşlaşıyorlar. Hani sağ olsun çocuklar yanıma gelirler gurbetten gelince. Benim halatları da sorarlar. Öyle bir yapım var işte benim de anlatırdım yani. İşte gördüğünüz gibi değerli izleyenlerim. Süpürge bıyıklı abimizin dediklerini dinlediniz. Bu bıyıklara hiç böyle bir kirinti birinti vurmak. Yok böyle hoşlanayım böyle hoşlanayım böyle. Hatta biraz alayım ama şimdi bugünleri alamadım. Şurada asabımı alayım bak. Fazla almayayım ha. Dudak seviyesi yapayım böyle. Böyle hoşlanayım böyle yap. Denir ya süpürge bıyıklım falan anlayayım. Evet. Yolun açık aydın olsun. Tunalara tutun. Şu anda köyü gezmeye devam ediyoruz değerli izleyenlerim. İşte gördüğünüz gibi yine bir süpürge atölyesinin, fabrikasının, imalathanesinin ne dersen de. Evet Edirne'den gelen ham madde burada. Bu Trakya'ya has bir olay mı? Burada nem ve rutubet olduğu için çise olduğu için. Bunun ismi ne? Telek dedi. Telek dedi. Telek. Kelek. Telek. 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 Kelek. La, la sağ duyamadığını uydururmuş. Oo! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İmalathanenin sahiplerinden. Evet. İsim? Fahri Parlak. Fahri Parlak. Şuraya otur bakalım kardeşim. Şöyle bir bakalım nasıl parlatıyorsun. Bu da kendi bağlı ya. Zincirli. Böyle Masar Osman'da çok var böyle kendini bağlayan. He? Akıl hastalarını bağlıyor. Sen niye bağladın kendin? Ekmek parası ya. Ekmek parası mı canım? Olmamış, olmuyor ya. Lan şeyi koparırsın. Yok, kopmaz. Kopmaz. Belli koparsa bir kıvamı vardı. İçerisinden çıkıyor bunlar. O zaman. Araba lastiğinin içinden çıkıyor bu tel. Ha, çelik de. Şu gönlüme bayram olsun. Gel yağmur ol gel. Gel. Rüzgar ol gel, bulutlar yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun, yolun açık aydın olsun, turnalara tutun da gel, gel, yağmur ol gel, gel, rüzgar ol gel, bulutlar yoldaşın olsun. Allah'ım seni korusun, yolun açık aydın olsun, turnalara tutun da gel, turnalara tutun da gel, turnalara tutun da gel. Zor.
meslek alma ya, ne yapacağız? Zor da sanki taşınadan taş getireyim. İki tane şey almışsın lan, cil almışsın. Cil olur mu ya? Bu, parayla bunu kıyorsun. Parayla bedava mı verecekler? 3,5 milyon lira bunu kıyorsun. Sen kaça verin şeyi? 3 milyon lira. Sübürkeyi? Tabii ya. Kaç gramdan çıkıyor bir sübürke? 700-800 gram. 800 gram. Öyle para kazanmıyor yani. Allah Allah. Fındık para etmiyor ya, ne yapalım? Sen kendin mi gidip alayım oradan mı gönderirler mi buraya? Kendim gideyim. Kendin gidersen daha ucuz alırsın onlar. Yüklersin arabaya getirirsin. Araba bedava mı gidiyor? Çarşamba'dan alıyor yani. Değil. Bedelden değil, çarşamba'dan alıyor. Çarşamba'ya, çarşamba'ya mı geliyor? Hmm. Üçten aşağı Kızılırmağı atıyorlar. Çarşamba'dan alayım sen. Neredesin? Gittiğin yolu çok mu uzak? Dönülmeyen yerde misin? Gittiğin yolu çok mu uzak? Dönülmeyen yerde misin? Gel yağmur ol gel, gel rüzgar ol gel, bulutlar yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun, yolun açık aydın olsun, tunalara tutun da gel gel. Sübürgenin kaliteli olup olmadığını nasıl anlarız? Dikişinden ve yapılışından, ustasından çok değişir yani. Ustasının kafasında saç olmayacak mı? Olmayacak. Allah Allah. Yani meslekte eskimiş olacak öyle mi? Dünyada en kaliteli sübükeyi biz yaparız burada. Peki nereye kadar gidiyorsun bu yaptığın sübükeler mesela? Girasun'a gider. Girasun. En iyi sübüke Karadeniz bölgesinde Girasun'da satılır. Girasun'da. En iyi sübüke budur yani. En kaliteli. Bu kadar mı şimdi? Evet. Dikildi. Ucuna dikilecek. Evet. He. Dikildi mi tamam yani. Tamam. Bu şekilde yani. Evet. Sübürge siparişi vermek isteyenler Ünye'mizin sahil köyüne müracaatları önemle duyurulur. Günde kaç tane yapayım? Günde 20 tane yapıyorum. Para kazanmıyor yani. Para kazandığı göründüğü gibi değil. Günde 20 tane 20 milyon lira mı kalıyor? 20 milyon lira. Tarih midir? 600 kağıt ayda. Tabii. Her gün yaparsan. Her gün yaparsan. Yani. İyi. Kendi işin kendin bulayım burada da. Zaten emekli olsan ne alacaksın? Alacaksın 5-600 lira. İkinci bir emeklilik olayım. Oldu, hoşça kal diyelim. Güle güle. Hadi. Hoş geldin. Eyvallah. Kabus. 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 Evet. Gel bakalım şöyle görüşelim biraz, gel. Evet. Volkan. Sen de mi? Evet, bu ne cinsi bu köpek? Bu köpek koyun köpeği abi. Koyun köpeği mi? Ama bir değişik köpek bu ya. Yok ya, ben bunu oradan getirdim ya. Orada üniversitede okurken. Ha. İşte bir yayla çıkmıştık arkadaşlarla. Hangi yaylı ya? Taşan yaylasında. Evet. Oradan aldım ben bunu ya. Şey, yavru aldın. Yavru aldım, kendim büyüttüm. Azabına vereceksin, yanaş bakayım. Kaç aylıktı aldığın yavru? Daha bir aylık falandı ya. Bir aylıktı, şimdi bu kaç aylık? Şimdi 6 aylık işte, bu önümüzdeki yıl 7 aylık olacak işte. Abi geçtiğimiz yazın aldın sen bu zaman. Ben bunu daha bahar ayında falan geldi hemen hemen. 7 aylık. Ne cinsler bu, hangi cinsler bu? Alo. Cinsi ne bunun? Koyun ya. Cinsi öyle geçiyor. Koyun köpeğe geçiyor. Ordu meselesi mi okuyor? He, ordu meselesi. Ya bu kangallara benzemiyor hiç. Yok, kangalların ağzı tombu da olur. Bunun ağzı sivri. Farkları orada. Yoksa büyüklük bakımından aynı da. Orada kangal kurt aslında. Onun kangalın ağzı tombul olur diye. Şimdi... Bunun ağzı sivri. Maşka'dan geçerken bir turistin bir tanesi tavuğun üzerinden geçeyim minibüs. La diye kardeşim, bura maçka diye. Soralım da diye şu tavuğun sahibine diye. Kimse parasını verelim diye. Ha öyle. Bunu çağırıyorlar, la bu tavuk kimin diye. Tanımıyorum diye. Öbürünü çağırıyor, tanımıyorum. Belgini çağırıyor, tanımıyorum. La buranın diye muhtarı yok mu diye. Var. Ya buraya muhtar diye ya. Bu tavuk diye kimin diye arkadaş diye. Önümüze atladı diye. Bu tavuk mu diye şöyle bir bakayım. Bizim diye ilçenin tavukları diye. Dombul dombul olayı diye. Ben de danım ayırım diye. Tavuk beslini çıkmış. Ha. Ha.
Bu da şimdi tombul oluyor. Ha, yaşar. Cetliyen Ahmet. Doğru söylüyorsun. Oldu hadi eyvallah. Çekil. Evet şu anda sümürge fabrikaları harıl harıl çalışıyor. Gırız mırız yok. Yani... Tabi sula bakalım biraz ağır gelsin değil mi? Şimdi... Şimdi cılada cılaya gidiyor. Öyle mi? Adın ne senin? Günay Topaloğlu. Günay Topaloğlu. Kaç çocuk var sende? 6. 6 çocuk var. 6'sı da süpürgeci mi? Yok, kimse sağda solda. Sağda solda. Olduğunu söyle. Neredeler mesela? İstanbul'da. İstanbul'da. Al, 5'ten nesi mi? En büyüğü benim. En büyüğü sen. Evet. Büyüğü kaburtacı bir tanesi, İstanbul'da çalışıyor. Köyü terk ettiler yani onlar. Evet. Ne zaman geliyorlar buraya? Yazın geliyor. Fındıktan fındığa geliyorlar. Evet. Fındığınız var mı? Var. Tabii onlar Çelazik fındığı alıyorlar. Biraz da piknik yapıp öyle geçip olur. Gidiyorlar değil evet. mi? Tamam. Annem esas Ulubeyli. Ulubey neresinde? Köyünden mi? Şeyden. Ne köyü? Şuralardan mı? Şuraların altı, şuralara yakın. Şuraların altı yanda. Şuraların altı yanda ne oluyor? Akoluk. Akoluk'tan. Poyrazlılar biliyor musun? He. Poyrazlıların karşısında. Sen ne diyorsun ya? Ali'yi tanıyor musun? Belki de tanırsın. Ali Gönül. Ali. He. Kazım Gönül. Ana. Allah Allah. Ya ben de şuralardanım. Bana bana mı? Şuralardan. Tamam. Evet. Şeylerden. Güleroğullarından. Poyrazlılar. He. Tanırım ben. Sen bu köye gelin mi geldin? Gelin geldim. Evet. Kaçıma mı geldiler sonra? İstediler. Babamın ikinci evliliğinden bu. Babamın, sen kuma mı geldin buraya? Yok, hanımı öldü babamın. Ha ölmüştü. Ölmüş. Ondan sonra annem alayım. Peki öğlen kadının kaç çocuğu vardı? Dört tane. Dört tane. Dört, beş de senden, altı senden. Altı babam. Ona tamamladınız işi. Tamamladı. Tamamladı. Tamamladı babam, ondan sonra ahiret evine göçtü. Gitti mi? Gitti, Allah rahmet eylesin. Hiç haber falan yok. Yok. Kaç yaşında gitti? 80, ben ne bileyim, ben yaşım başını bilmiyim ben. 85. 85 iyi, normal. Normal. Sen kaç yaşındasın? Ben varım, 60-65 falan varım ya, fazla alayım daha. Sen daha o zaman ufaksın ya. Sen... Annem 18-20 yaşında gelmiş babama. Allah Allah. Döveyi miydi seni? Yok canım, dövmedim. Ben sobasını yemedim bunu. Yemedin değil mi? Diline duvardır belki, diline, eline duvardır. Çocuk yapmaktan sopa atmaya fırsat bulamamış ki. Allah Allah. Bol odun kömürcülük yapıyordu. Ormana da odun kömür işlerine. He. Onlar geçimi sağlıyordu. İşte fındık bahçesi, fındık dikip yan geliyor. İşte kömürle, odunla şey yapıyordu. Biz de bu mesleğe şey yaptık, başladık süpürge mesleğine. Babam işi bıraktı. Sen de yaptın mı süpürge? Yok, ben süpürgeye girmedim, süpürgeyim. Bu onu seveyim. Ne sevin canım oğlum, özü illa sevin canım, ne sevince oğlum. Ana sevmeyeyim seni bak. Sevin canım, sevip de ne yapacak? Sevin dedim ya. Ay. Canım, hangisi atabilirsin ha? Bunlar şimdi ne olacak, bu çocuklar ne olacak? Bu benim torunum, bu da torunum, bu üvey torunum. Bu da öz torunum. Öz torunum, üvey torunum. Torun, torun. Torundan torun bu. Torundan torun. Üvey torundan torun. Torunu torunu gören cennete buluyor, biliyor musun? Ne bileyim artık, cennet olacak, cennet olacak, bir de bileyim nasıl olacak. Nasip edersen. Allah seni nasip eder. Oldu, bize bir şey diyor musun? Diyeceğim, sağ olun, ne sana diyeyim? Allah uzun ömür versin, sağlıklı sağ ömür versin. Torunlarıyla beraber. Ulu Bey'e selam götür. Kardeşlerin ismini söyle. Ali, Veli vardı, Veli öldü. Ali ve Kazım var. Aliler ölmez, Veliler ölü hemen. Niye? Veli öldü. Ali de duruyor, en büyükler o. Ali, bunu, bak. Küçüğü Kazım. Bacığın selamı varsa, Kazım. Eğer bir diye açılırsa ağzım. Sen bilirsin lan sana ne lazım. Tamam mı? Kardeşinin tamam. İsmi de ne güzel bak. Ne? Ali, Veli, Salim, Kazım. Ali, Salim, Veli, Kazım. Ali, Veli, Salim, Kazım. Şimdi iki de peki. Peki şimdi şakayı bırak. Sen küçükken kaç yaşındaydın? küçükken kaç yaşında olabilirsin? Kaç yaşında? 7-8 yaşında, 10 yaşında olabilirsin. Vay be sen 10 yaşında mı büyüdün sen? Küçük yaşında kaç yaşında? Küçük yaşında ne bileceğim? Küçük ya, büyük gidiyik daha. Gidiyor doğru. Büyük gidiyor daha. Büyük gidiyormuş doğru. Oldu. Bak almışsın ya, büyüksün daha. Oldu hadi Allah. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin. Hadi Allah'a emanet. Sağ olun. Hadi. Allah iyiliğini versin. Evet. Hoş sefa gelmişiz. Hoş bulmuşuk. Muhterem hoş sefa gelmişiz. Hoş bulduk, sağ ol Gayama. Ne var ne yok? İyisin. İyisin. Sağ olun, teşekkürler. İsim neydi senin? Şükrü Topaloğlu. La Topaloğullar bayağı burada kalabalık aile. Ama selam melam gönderseniz Kaya diyeceksiniz. Şükrü olduğunu herkes tanımıyor. Şükrü Kaya. Yani yok. Şükrü yani, tanımaz. İkincisi var. Ha ikincisi var. Ne bu lakabı? Kaya. Kaya. Zamanında
Buraya asker arkadaşım geldi, Şükrü diye aramış. Bizim semerci emicemiz vardı. Tam onun yanına göndermişler Şükrü diye. Semer yaptıracak gibicesine. Sonra adam tekrar gerçekten geldi. Kapıdan göndermişler de öyle. Sen... Aynı zamanda enişteniz oluyor. Efli'den evli. Öyle mi? Semerci misin sen? Yok, ben semerci değil yani. O arkadaşın yanına göndermişler yani, semerci arkadaşın yanına. Şükrü diye arar. Arkadaşın ismi de Şükrü'ydü, amcamızın ismi. Yani benim şimdi... Soy ismin Kaya senin. Şükrü Topaloğlu. Anlayamadım. Lakabı Kaya. Şimdi bunun ismi Şükrü Topaloğlu ama halk buna Kaya der. Kaya. Lakabı Kaya. İster Trakyalı ol, ister Doğulu. Evet. Helal olsun Şükrü Topaloğlu. Eyvallah. Senin adın ne? Teşekkür ettim. Egemen, bu senin. Teşekkür ederim. Gel bakalım senin. Mustafa. Bu da senin Mustafa. Şöyle bir yiyin de ben seyredeyim bakayım. Allah aşkına dön gel de şu gönlüme. Selamun aleyküm. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, şükürler olsun. Allah iyilik versin. Şu gönlüm daha iyi oldu. Allah iyilik versin. Ne yapıyorsun böyle, nasıl geçiyor günlerin? Oturmayın yanı mı? Oturmak işte, şöyle. Oturuyorsun. Yatayım. Bu eşin mi oluyor? Hanımefendi eşin mi? Eşim he. Birinci mi, ikinci mi? Birinci be, daha bir daha. Hala birincide mi duruyor sen? Ne olacak işte Allah. Bana bak. Allah. Şimdi şu çamın durumunu sordum ben oğlan senin de. Çamın? Bu çamı ne zaman diktin sen? Vallahi bilemeyim ki. Çok şeydi, genci demem ben. Kaç yaşta? 1962'de değil, babam dikti diyor. He? 62'de diye babam dikti çamı diye. Bilemiyim işte, ben diktim ama tarihini falan bilemiyim. Ufadım şey, genciydim çok gençlerden. Yine gençsin maşallah. Ben 926 doğumluyum ki ona göre işte hesap et. Bilemiyim ben kafa bırak. Ne oluyor? 83? 83-84. 84 maşallah. Hanım yengemiz ne alemde? Kolay gelsin. Amin. Allah böyle versin. Senin de yaşın aynı mı? Yok. Sen geç misin? Ben de 75 mi? 74-75 aralarında. Bu seni isteyerek mi aldı, kaçırdı mı? İsteyerek aldı canım. Ne var mı? İsteyerek aldı. Peki sen bunu istediği zaman hiç direnmedin mi böyle, ben gitme falan bu adama demedin mi? Yok. İstedin yanısında bu adamı. Sizin köyde miydi bu? Yok. Başka köyden? Kocuklardaydı. Kocuklarda mı? Sen Kocuklarda mıydın? Kocuklardaydım ben, Kocuklarda. Allah Allah. Hiçköy'e geldi. Hiçköy'e geldi, ha? Evet. Vay be. Değil. Sen hangi köydeydin? Ben buradayım. Ha, burada senin geldin istedi. Yo, bu senin yanına geldi. Hiçköy'e geldi. He. Sen hanım köylüsü olmuşsun ya. He. Hanım köylüsü olmuşsun. Karı köylüsü. Ben karı köylüyüm. Ben işte. Nasıl, memnun musun bu adamdan? Memnunum. Allah canım, bu yaştan sonra sana başka adam vereceklerin yok ha. Haline hi memnun olacaksın. Çok şükür Allah. Bir karı bir kocadık. Geri çocuk kalmadı mı? Çocuklar hep gitti, yok. Yani hepsi gitti. Yanımızda bir tane oğlan kaldı. Bu torun. Bu torun, bu da oğlum diye o da. He, oğlun. Güzel. Oğlum, abi kardeşim de pilot. Kaptan. Bir oğlun da pilotmuş, öyle mi? Evet. Pilot. Kendimiz mimar. Gelin mimar. Torunlar öğretmen. Ooo, torunlar öğretmen. Sen, ne mutlu sana. İnşallah mutluyum, çok mutluyum. Ha, bu çorabı şimdi kime? Kocamana mı? Eldiven mi? Ne o? Yok, sıra vereyim çocuklara. Çocuklara mı? Torunlara. Hala torunlara vereyim, maşallah bak. Can sıkısı. Can sıkısı değil mi? Kocamanı bırakıp böyle gidemeyim, oturayım. Allah birbirinizden ayırmasın. Allah. Allah ayırmasın. Teşekkür ediyorum. Senin durumun ne şimdi? Niye düşüneyim böyle? Neyi? Böyle düşünüyorsun. Niye düşünüyorsun ki? Vallahi düşünmeyeyim de ne bileyim ben. Öyle kafam dalıp gidiyor işte. Eskilere mi dalayım? Eskilere işte dalayım ben. Nasıl olduğunu bilemiyorum. Hani... Düşünme hastalığı mı vurdu sana? Öyle ya artık. Yaş gitti de gitti. Ne bileyim işte. Yaşı... Düşünme, fazla düşünme. Baba. Bir de Ozan Bey bir yeşil ördeğe söyle de bitir bunu. Bir yeşil ördekle bitirelim şunu bakayım hadi. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere.
Başım alıp giden gurbet ellere. Ya sen beni unut ne de ben seni. Dalayım bir hani. Sağ ol. Bak. Ne diye en sonunda biliyor musun? Ya sen beni unut diye ya ben seni diye. Sen şimdi buna bir karşılık ver bakayım. He. Ya sen beni unut. Sen ha. Ne karşılığı vereyim ben? Şimdi bu kaldığı yerden devam et. Ben. Başka bir şey söyle sen. Sen başka bir şey söyle. Ben de Yeşilör'den söyleyeyim de. Söyle bakayım. Bir iki tane söyle. Yeşilör'dek gibi daldım göllere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Daha da söyleyeyim görürüm. Sevdim cemalim. Güneş emayım, sevdim cemalim, güneşe benzer. Seni seven aşık çeker her vakit. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Sağ ol, sen de sağ ol oğlum. Al. Evet, işte böyle. Hoşça kal. Güle güle. Hoş geldi, şefa geldi. Sağ ol, sen. Sağ ol. Hoşça kalın. Budama mevsimi, budama mevsiminde fındık ocakları güzel budanır. Budandıktan sonra da taze, aslında eski kemre daha olur. Kemre derler, hayvan gübresi. O daha şey olur da bu tazesini dökmüş. Şu anda köyümüzde gezintimiz devam ediyor. Bir soluklanalım, çay içelim. Şöyle kendimize gelelim diye sevgili Turan Şen evinde şu anda içeriye girdi ve bizi de içeriye bekliyor. Girelim bakalım. Değerli izleyenlerim, şu anda sponsorumuz Turan Şen'in evindeyiz. Kendisi bize bir çay molası verdi. Ve ne garip ki babasıyla da burada tanışmamız mümkün oldu. Ve kendisi 20 yıl gurbette kalan gurbetçi. Kimileri Almancı der ama ben Almancı demeye dilim varmıyor. Gurbetçi olarak kendisiyle tanıştık ve şu anda yanımda. İsterseniz önce bir kendini bir tanıyalım. Evet. Ben Hasan Şen. Hasan Şen. Evet. Böyle yüzü güler, devamlı şen misin sen? Şenim. Şen ismi, soy ismi çok güzel yakışmış sana. Güle güle kullan. Sağ ol. Kaç yıl kaldın Avrupa'da? 20. 20 yıl. Nasıl, beğenmedin mi? Niye terk ettin Almanya'yı? Almanya'yı beğenmedim. Beğenmedin. Bir tek parasını beğendim. Parasını? Heh. Peki şey vardı. Almanya, Almanya, Türk gibi damat bulamanya. Bu yollarda bezin yok muydu? Yok. Yoktu değil mi? Yok. Peki Almanya'da neler var mesela? Domuz eti, at eti, yılan eti, it eti, sümüklü böcek, tosbağa, kaplumbağa, kurbağa. Bunlardan hiç nasibin aldın mı? Bunlardan değil de domuzdan. Suyunu suyundan bir domuz yemiştir. Ufak ufak dersen 20 senede bir domuz yedin. Yedim. Neyse, yedirenler utansın. Ne diyeyim ben sana? Demek 20 senedir ısınamadın, döndün geldin. Döndüm. Emekli oldun. Emekli oldum.